Baba tarafı Bulgaristan olduğu için bizim böyle düğünde yalan alayı evet. Var ya bu damat alayı bizim düğünde bir saat falan oynadık galiba. Çok iyi ama ya. Yani ben tabii altınlara takıldım. Bakar mısın? Abi böyle bir şey bilemiyorum. Ben yeniden bunlar de evlensem. Bunlar şimdi yöresel kıyafetler mi? Sizin usul düğününüzde. Ali abi bunlar aşiret düğünlerinde bir de Balkan düğünlerinde ikisinde de meşhur. Aşiret düğünlerinde şimdi bizim... şu komple altın mı? Yani sorulur mu Ali Şan ya? Hem de aslında 22 ayar yani. Abi bak bakar bir de belli zaten ayar 22 ayar oldu. Ya Hasım bu varken ben bir hediye vardı onu hemen Hire'ye vereyim unutmadan. Evet. Hire'ye ortaklarımızdan Engin Arun'un hediyesi. Aa. Engin Arun'a selam olsun buradan. Ay teşekkür ederiz. Hire'ye hediye geldi. Ali abi sana Ali, kralını sen Ali merak etme. Ali Şan'a da hediyemiz verdik Allah'a şükür. Bu taraf komplesi 1,5 kilo şu anda altın üstünde 22 altın kaç ayar. Para bugün? Gel buraya. Bugün kaç para altın? Evet. Çok iyi bakmamız lazım bunlara. Evet. Bakar mısın? Bak. Abi inanılmaz ya evet. Bunlar da 22 ayar değil mi? Sev. Ama ne kadar sık. Ya ben de giyecektim kıyafetleri. Niye giydirmediniz bana? Var burada kıyafet. İstiyorsan giy. Ama direkt mi? Üstüne geçiriyorsun. Ha doğru kötü bir şey değil var. Ha kaftan var. Çok güzel. Ya Balkan düğünlerinde işte Bulgaristan olsun, Selanik olsun olmazsa olmazlarından. Peki. Şimdi bir VTR'miz var. Evet tamam. Kızlar bir de çok güzel VTR çekmiş Orhan ve Kemal kardeşler bizim için. O VTR'yi izleyelim ondan sonra Balkan düğünümüz tüm hızıyla devam edecek efendim. Sevil doğum günümde şundan takar mısın? Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Onlar Rumeli müziğinin en sevilen isimleri Orhan Kemal kardeşler. Peki muhabirimizi neden altına boğdular? Peki kaç kilo altın var şu an benim üzerimde? Tahmin şu anda takriben 1 kilo 100 gram altın var şu anda üzerimizde. Evet 1 kilo 100 gram. Hesaplama geldi mi hemen? Hemen geldi böyle. 95, 9996, 9997, 9998, 9999, 10.000. Ne var lan? Orhan ve Kemal Pehlivan, aslen Makedonyalılar. Bu aralar biliyorsun konserler olsun, düğünler olsun, yurt dışı olsun çıkamıyoruz. 7/24 çarşıdayız. Beraber burada aile olarak. Zaten düğünler olmadığı için işler de biraz durgun. Çarşının zevkini çıkartıyoruz. Burada herkes kendinde esnaflar birbirine akraba gibiyiz zaten. Kambersiz düğün olmaz demişler. Sadece Balkan düğünlerinin değil, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, güzel ülkemizin dört bir yanında düğünlerin aranılan isimleri onlar. Biz zaten sizi bilerek tutuyoruz diyorlar. Hani eğlence, insanlar eğlenmek istiyorlar. Yani artık kültürün ayrılığı kalmadı. Bir halay çıktığı zaman hepimiz eğleniyoruz. Bir roman havasında da aynı şekilde. Artık karıştırmıyorlar yani yöreyi bence. Sadece düğünlerin mi? Müzik severler de çok seviyor onları. Babuba, Kaynana, Osman Aga, Pembe Şalvar gibi kliplerin izlenme rakamları video paylaşım sitelerinde milyonları aştı. Marka, muhabirimiz Seda da boş durur mu? O da Makedonya kökenli. Hemşerilerine kanı ısındı. Orhan ve Kemal kardeşlerin kuyumcu dükkanında buluştu. Tepeden tırnağa altın takılarla süslendi. Beni böyle takılara boğdunuz. Ama güzel oldu. Balkan gelinleri gibi oldu. Üç Balkan göçmeni bir araya gelir de ne yapar? Tabii ki memleket muhabbeti. Efendim konumuz Balkan düğünleri. Hal böyle olunca da muhabirimiz Balkan gelini gibi olmuş. Baksanıza. Evet. Ama güzel de oldu değil mi? Valla güzel ama çok ağırlar. Yani bunları böyle alıp gerçekten ama takan çok insan var. Genç kızlar rüyasına giriyor bu setler. Olmaz mı? Gelir buraya böyle altınları. Hani bizim Balkanlarda biliyorsunuz bir gelini aldın mı ağırlığı kadar altın alman lazım. Evet. Hani kaynanalardan bunu bekliyoruz. Bizim Balkan gelinlerinde meşhurdur. Ayrıyeten aşiret düğünlerinde de bu vardır. Sadece Balkan gelinleri değil de aşiret düğünlerinde de. Doğu'da olsun Karadeniz'de. Evet. Devamlı böyle setler kullanılıyor. 22 ayar altınla kaplı muhabirimizi görünce Orhan ve Kemal kardeşler de başlıyor Rumeli türküsü söylemeye. Kemerleri olsun, bileklikler olsun, küpeler olsun, boyunluk olsun hepsi
yakışmış, ne diyelim bak. Teşekkür ediyorum. Ay takıldım. Sizde şöhret sizde. Bizde ne var? Aynı sen. Bizde şöhret bizde. Ama tam şarkı uydu. Vallahi değil mi? Tam şarkı uydu. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Altının gramı 480 liradan fazla. Altın takıları taşımakta zorlanınca muhabirimiz de merak ediyor. Kaç kilo altın var üstünde diye. Para sayma makinesi geçiyor sanki muhabirimizin o anlarda aklından. Peki kaç kilo altın var şu an benim üzerimde? Tahmin. Şu anda takriben 1 kilo 100 gram altın var şu anda üzerimizde. Evet, 1 kilo 100 gram. Hesaplama geldi mi hemen? Hemen geldi böyle. benim kiloma daha çok var. 49 gibi. Birkaç tane daha toparlıyorum. 1 kilo 100 gram şu anda altın üzerinizde asılı vaziyette duruyor. 9.995, 9.996, 9.997, 9.998, 9.999, 10.000. Ne var lan? Bana şehirli bir kara alacaksın değil mi? Alırız. Orhan ve Kemal kardeşler Touch the Trabzon bilekliği derken durdurak bilmiyor. Muhabirimiz birazdan kaçmazsa iyi. 1,5 kiloyu tamamlayacağız üstünüzde. 1,5 kilo. Evet, 1,5 kiloyu tamamlayacağız. Kraliçe, Arnavut kızları. Eyvah eyvah, tam kraliçe. Şöyle taçınızı, saçınızı bozmadan. Evet, bu da takımımızın tacı. Şöyle komple bir şekilde 1 kilo 700 gram altın şu anda Seda Hanım'ın belden sonra vücudunda. Şöyle şeyi de göstereyim. Tacın biraz daha büyüğü var, ister misiniz Seda Hanım? Tabii, büyüğü olsun. Olmuşken büyüğü olsun. Biraz daha büyüğü var. Biraz da Trabzon, hani bildiğimiz Trabzon seti diyoruz normalde halk dilinde. Saygı göstergesi mi yani? Kesinlikle. Öyle. Bunun bilekliği olacak. Hemen alan geline işte saygı yaptı diye bir Trabzon bileklik takar, işte bir set takar. Bu saygıyı gösterdiği için geline Balkan ödül gibi. Balkan düğünlerinde bu şeydir ya, geleneksel yani, her Balkan düğününde altınları görürsünüz muhakkak. Evet Engin abi. Damat adayının gözü korkacak vallahi. Vallahi. Bu arada şöyle arkası bu nedir böyle? Seda Hanım arkayı dönebilirsiniz şöyle olduğu gibi altın. İnanmıyorum. Şuraya kadar. Evet. Eyvah eyvah. Gerçekten. İşte bunları isteyeceğim diye kıskanmasın sonra. Kıskanmaz, korkar bence. Röportaj olmuş. Vallahi evet. Aynen. Harika.